Sıfır atık tesisiyle kaynaklar daha verimli kullanılacak. Siverek Belediyesi tarafından yapımına başlanan sıfır atık tesisiyle kaynakların daha verimli kullanılması ve israfın önlenmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen Sıfır Atık projesi kapsamında Siverek Belediyesi'nce ayrıştırma tesisi kuruluyor. İnşaat çalışmalarına başlanan tesiste kent merkezindeki mobil atık konteynerlarında toplanan elektronik, kağıt, metal, cam, plastik, giysi, bitkisel yağ ve piller ayrıştırılacak. 3000 metrekare alan üzerine yapılan tesiste toplanacak organik gübrelerinde işlenerek kompost gübre elde edilerek belediye bünyesindeki park ve bahçelerde kullanılması amaçlanıyor. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, yapımına başlanan tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Evet, nasıl gidiyor? Biraz hızlanmış, güzel oldu. Evet. Tesisin tamamlanmasıyla kaynakların daha verimli kullanılacağını belirten Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projemizin tesis alanındayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle, Murat Kurum Beyefendi'nin destekleriyle şu an tesiste incelemelerde bulunduk. İncelemeler neticesinde tesisin özellikle şu anda bulunduğumuz bölge 8 ayrı ayrışma noktasının yapıldığı ve planlandığı noktanın inşaat çalışmalarını inceliyoruz. 8 ayrı toplama merkezinin bulunduğu ve ayrıştırma ve presleme merkezinin de bulunduğu bir alandayız. Geri dönüşüm, sıfır atık, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın eşlerinin desteklediği çok güzel ve geri dönütü olan bir proje. Bizim 8 ayrı yani elektronik atıklar, pil atıkları, giysi, organik gıda, cam, plastik, kağıt, karton gibi birçok atığın preslenip, toplanıp preslenip ve ayrıştırılıp preslenip geri dönüşüme kazandırıldığı bu projede özellikle Sivereğimize hem istihdam hem geri kazanım, gelir getirici bir kaynak olduğunu düşündüğümüz için projemizi hızlandırmak için tüm ekip arkadaşlarımızla sahada incelemedeyiz. Şehrimize hem gelir getirici hem de doğayla dost, israfı önleyici çok güzel bir proje kazandırıyoruz. Bu noktada emeği geçen özellikle Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye, Bölge Milletvekilimiz Sayın Mehmet Kasım Gülpınar Beyefendi'ye ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimize güzel bir kazanç sağladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum Sivereğimize. Çakmak ayrıca tesis bünyesinde kurulacak bir merkezin eğitim amacıyla kullanılacağını ve burada öğrencilere çevre bilincinin aşılanacağını söyledi.